Oyuncular kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Last Day on Earth oynayacağız. 1.16.5 güncellemesi Android için de geldi. Pazartesiyi beklemediler. Google'la anlaşmışlar arkadaşlar. Problem çözüldü. Bizler de iOS'tan bir gün kayıpla hızlı bir şekilde başlayacağız. Ve şöyle bir şey diyorum sizlere. 2 gün olsaydı, 3 gün olsaydı da bu açığı kapatacaktık. Önce şu anda herhangi bir yeni bir şey yok. Bölgemize girmemiz gerekiyor. Bu arada sezon 7'nin güzel videoları için... görev videoları için kanalı mutlaka takip edin. Görevleri bugün içerisinde vereceğim. Aynı zamanda günlük görevleri kaçırmamak için, çünkü motoru almak için günlük görevleri kesinlikle yapmanız gerekiyor. O motoru ücretsiz bir şekilde almak için, o 3 tekerlekli mavi motoru ücretsiz bir şekilde almak için mutlaka Instagram'dan bizi takip edin. Günlük görevleri her gün sabah oradan vereceğim. Çünkü sizler de kaçırmış olmazsınız. Hemen şu sezona hızlıca bakalım. Sezonumuz geldi. İlk ödüllerimizi alıyoruz zaten. Bir tane katanayla 10 tane kit sezon için iyi olacak. Premium'larda bunu alacak. Premium'da arkadaşlar benim gördüğüm en iyi ödül bu. Şu anda onun dışında Premium için böyle çok da hani motorlar var. Motorlar var diyorum. Köpekler var. Yine şey silahlar var işte. Eklentili, modifiyeli silahlar var. Onun dışında şu geçenki zırhtan koymuşlar. Yani geçenki ödüllerle tek farkı şu olabilir ya. Raider seti. Onu da almak gerçekten çok zor. Artı onludan almanız lazım. Şu çanta da öyle çok işe yarar bir çantaya benzemiyor. Güzelmiş ama öyle çok da bir şey yok. Sezona boşuna para harcamayın arkadaşlar. Onu demek istiyorum sizlere. Bu arada sezonda artık eski fiyattan değil yeni fiyatlar biraz daha artmış. Şu anda o kısma girersem videoyu kapatmak zorundayım. Sizde gözükmüyor ama orada bende buton var arkadaşlar. Neyse. Başka neler var? Şuradan görevlerimiz var. Bugün günlük görevimiz yok arkadaşlar. Yarın başlayacak sanırım. Yarın başladığında direkt günlük görevleri vereceğim. Aynı zamanda şurada da kasalarla takas etme olayımız var. Şunlara ihtiyacımız var arkadaşlar. Şu gördüğünüz rozetlere ihtiyacımız var. O rozetleri nasıl toplayacağız? Bir önceki videoda anlattım ama sezon videosunda canlı canlı yapacağız. Şuradan bir karnımızı doyuralım. Bu arada var ya, sezon gelecek diye enerjimi bile harcamadım. Yanımızdaki eşyalar yeterli ya. Şu motorun arkasına bir şeyler koyalım ya. Motor boş olmasın. Acil durumda. Ama var ya, gelmeyecek diye sezonuna kadar üzülmüştüm ya. Şu 4 günlük süreçte var ya, sezonda acayip yol kat ederdik çünkü. BSS deneyelim mi? Hadi BSS ya da boş ver ya. Şunu alalım. Tamam, bir tane modifiyeli alalım. Başka neler yapabiliriz? Tamam ya, bunlar yanımızda dursun. Sezonu şöyle bir ön inceleme yapalım. Sonra hemen arkasından sizlere görev videosu çekeyim. Çünkü istiyorsunuz görev videosu. Şunlar dursun. Bir de şeyli yapalım ya, dur. Şu tabancanın ne kadar şey varmış. Arkadaşlar bu sezonda bir durum var. Baltayla gezmemiz gerekiyor hep ya. Şunu alalım bir. Çünkü kutuları bununla açabiliyorsun. Neden öyle bir şey yapmışlar? Bilmiyorum ama gerçi yani bir farklılık katmış. Güzel de olmuş diyebiliriz. Şurada varmış. Şunu alalım, yanımızda dursun. Şurada da bayağı tabanca falan da varmış ya. Neyse gidelim ya, bunlar ilk aşama için yeterli. Şöyle bir en azından canlı canlı kendi gözümüzde görmüş olalım. Bu arada kanala destekleriniz için çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ediyorsunuz. Yorum atmayan, atmaya çekinen herkes yorumlarını atsın arkadaşlar. Siz yorum attıkça ben seviniyorum, emeğimin karşılığını alıyorum. Ben de bu arada sizin yorumlarınızın hepsine cevap veriyorum. Yani sanmayın ki attığınız yorumu 3-4 saat cevap gelmedi. Cevap gelmeyecek sanmayın. 24 saat içerisinde bütün yorumlara kesinlikle cevap veriyorum. Yani dün attığım videoya hala cevap vermediğim videolar var. Çünkü uyudum uyandım. Bu videoyu çektikten sonra ilk işim onlara cevap vermek olacak. Yorumlarınız benim için değerli. Like'larınız acayip değerli yani. Şurada evet, Prison geldi arkadaşlar. Prison tam şu gas station'ın olduğu bölümde 30 enerji harcıyormuş. Bu aralar enerjiyi yani stoklamamız lazım. Öyle çok fuzuli enerji harcamak lazım. Bu arada enerjiniz bittiğinde hemen çıkmayın. Reklam izleyerek enerji kazanabiliyorsunuz. Şöyle tıkla mesela buraya. 30 enerjin istiyor ya. 20 enerjin kaldı. Tıkla buraya. Aşağıda reklam izle gibi bir şey çıkıyor. Coins'lerinizi kullanmayın. Orada dikkat edin. Coins'ler çünkü orada kullanmak için lüzumsuz. Bu arada sezon için bizim enerji içeceklerimiz var. Onları basacağız. Sezonda var ya, hiç enerji problemi yaşamayacağız. Arkadaşlar Prison'a geldim. Aklıma bir şey geldi ya. Biz buraya geldik ama burada bizi rehin alacaklarını, acaba silahlarımızı alacaklar mı? Yani Raider'lar biliyorsunuz.
pis insanlar. Ama alırlarsa mükemmel kötü olmaz mı ya? Şu an elimde bayağı bir silah var. Hazırlıklı geldim. Dur bir denemesini yapmış oluruz. En azından ben gidersem bile siz gitmemiş olursunuz. Şunları koyayım. Bir tane de tabancayı koyalım. Gerisi dursun. Tamam mı? Ben içeriye gireceğim. Şöyle bir keşif yapalım önce. Arkadaşlar şurada bir kapı var. Şu anda kapalı. Dediğim gibi hapishanenin önce tel duvarı var. Sonrasında da kademeli olarak ilerliyor. Bak şurada da kuleler var. Bir de normal duvarı var. İçeri kısmı da bayağı büyükmüş bu arada. Ben bu kadar büyük olduğunu düşünmüyordum. Baksana. Git bitmiyor. Şöyle alt kısımlara da bakacağım ya. Şurada ön girişi var. Burada zombiler var. Boşver. Aa ben ön girişten gideceğim mecbur. Zombiler değil orada aslında raiderler var şu anda. Ön giriş burası. Şurada da yandan bir gidiş var. Buraya geçemiyoruz. Kumu o yüzden dökmüşler. Çok da fazla dallanmasın diye. Buraya motorla da giremiyoruz arkadaşlar. Deneyelim mi bir? Aa bak arkadan ne geldiler, önden ne geldiler. Hemen teslim olmamızı istedi arkadaşlar. Aa dövdü bir de beni. Görüyor musun? Zırh mükemmeldi. Şu anda içerideyiz. Yanda hey are you okay diyor. İyi misin diyor bize. Evet iyiyiz kardeşim. Sen nasılsın? Aa sen diyor onu oyala diyor. Şuradaki şeyi oyalayacağız arkadaşlar. Bak kapıya vuruyor. Şimdi beni dövmeye gelecek. Tamam mı? Ne vuruyorsun diye. O sırada diğeri bu arada elinde de şey var ha. Abi tabancayla içeriye almışsınız beni. Yani raiderların salak olduğunu biliyordum arkadaşlar ama bu kadar olduğunu gerçekten bilmiyordum. Adamı tabancayla SWAT setle içeriye almışlar. Bana katanayla vurmaya çalışıyor. Yani olaya bakar mısın? Maket miydi ya da o? Arkadaşım kapıyı açıyor diyor. Oo abi metal odayı kesen işte bu silah. Sawblade'in bir üst versiyonu diyebiliriz aslında buna. Vallahi kapıyı kesti. Abi ben arkasına falan binme olsa. He biz kampımıza gidiyoruz diyor. Bize katılabilirsin diyor. Tabii ki de katılacağız. Buradan intikamını alacağız. Bu arada bu giden Razor. Aynı zamanda Razor'un maskesini gördünüz mü? Arkadaşlar sizler de bu önemli günlerde lütfen evde kalın. Ailelerinize baskı yapmayın. Sıkıldık biz bir dışarıya çıkalım falan diye. Evinizin bahçesi bile olsa yani tek başınıza yaşıyorsanız çıkabilirsiniz. Ama evinizin bahçesi bile olsa çıkmamanızı tavsiye ediyorum. Şurada bu arada inbox'ta bir parıltı gördüm arkadaşlar. Gift paket açıyorum. Maske çıkabilirmiş. 3 tane kit. Onun dışında bazı ufak tefek şeyler var. Umarım maske çıkmıştır. Ben onu nasıl açtım şu anda? Açtım mı? Gerçekten bilemedim şu anda. Açtıysam o nereye gitti? Evet. Hepsi çıkıyormuş arkadaşlar. Ben zannediyorum ki dediğim gibi size geçen sezon başlamadan önce biranın önemli olduğunu söylemiştim. Biriktirin demiştim. Bakın bira vardı. Kesinlikle bir önemi var. Şuradan medikal maskemizi de alayım. Sizler için hemen bir deneme görseli yapalım arkadaşlar. Maskeyi takınca kas gidiyor tabii. Çok süper olmadı mı? Şuradan bir de hapishanenin önünde size el sallayayım. Süper oldu ya. Var ya maske gerçekten. Sizler de mutlaka 20 yaşından büyükseniz tabii ki. 20 yaşın altı sokağa çıkmıyor. Yani keşke bana da olsa yasak mesela. Ben de çıkmam ama mecburen işe gitmeye... işe gitmem gerekiyor. Bu arada burada raiderler var. Hiç bulaşmayacağım. Tekrar boşuna. Çünkü malzemelerini alamıyorsunuz arkadaşlar. Maskeyi bu arada eve koyacağız. Ben buraya motorla geldim bu arada. Motor gitti anlamadım yani. Burada o biraz motor bölgeye ışınlandı. Şimdi hapishaneden çıkmanız gerekiyor. Bu senaryo gerçekleşti. Bu aslında bir senaryoydu. Ne yapsanız da olacak. Yani orada böyle bomba atsanız oraya da. Bomba atarla girseniz MLG miydi o? Onunla girseniz de herhangi bir şey değişmiyor arkadaşlar. Onu denemeyin. Boşuna silah şey harcamayın. Bu arada rest stop'un gelmesi farklı bir olay oldu. Rest stop durdurup rest stop'a gitsem mi? 40 mı acaba? Ha 40'mış zaten. Tamam bazen de böyle 40 olanları geliyor. Bu arada motor dergileri oradan çıkıyor. Şimdi Bikers Base'e gideceğiz arkadaşlar. Motorcuların mekanına gideceğiz. Çok güzel bir mekan. Arkadaşlarımız da güzel farklı kişiler var. Onlarla da tanışalım istiyorum. Sizlere de tanıtayım bu videoda. Sonra orada durduralım tamam mı?
Ben size haftalık görevlerden hemen bahsedeyim. Çünkü diğer görevleri yaparken hapishaneye sızmak için bazı görevler yapmanız gerekiyor. Onları yaparken haftalık görevleri de o arada yapalım istiyorum. Şöyle yaparız. Seri video atarız zaten. Merak etmeyin. Siz bu videoyu izleyin. Ben o sırada diğer videoyu çekeyim. Siz onu izlerken de ben bir video daha çekeyim. Ama tabii bu emeğimin karşılığını da like'lar ve yorumlarla gösterin. Ya yani... Selam yazsam bile yeter, anladın mı? Ne yazacağını bilmiyorsan. Arkadaşlar, Razor'la buluştuk. Razor'u içeriden kurtarmıştık, biliyorsunuz. Şurada bir kasamız var. Önce ona bakalım. Kasa boş. Bu muhtemelen sezon boyunca bizim kullanacağımız kasa olabilir. Şurada görevlerimiz var. Onlara birazdan geleceğim. Neyse, Razor'la gidelim. Arkadaşlar, buradan seçiyoruz. Yani Assault benim tabirimle Bamgüm. Stilt de daha gizli, kanalizasyondan sızarak girmek. Assault'ta direkt ön kapıdan neyi var yokla giriyoruz, yani çatışarak devam ediyoruz. Sil'de de kanalizasyondan girerek raiderların arasına karışıyoruz, gizleniyoruz. O şekilde giriyoruz arkadaşlar. Buradaki görev listesinde 6 görev çıkıyor arkadaşlar. İlk 3'ü mesela Stilt'te zaten göstermiştim ama yine canlı olarak göstereceğim. İlk 3'ü yapmamız gereken, kesinlikle girmemiz için yapmamız gerekenler. Alttaki üçü de işleri kolaylaştıran görevler. Bu arada Rocket var arkadaşlar. Rocket bir havacı, helikopter kullanıyor. Şu anda aslında param var. Deneyelim derseniz belirtin. Bir videoda deneyelim arkadaşlar bu altını kullanarak. Aslında ben bunu neyse deneyeceğim sizin için ya. Siz yazın, yazarsanız deneyeceğim tabii. Yorumlarda bir 10 yorum falan görürsem, iyi de like gelirse, helikopterle hapishaneyi yukarıdan vurduracağım arkadaşlar Rocket'e. Rokete vurdurabiliriz. Aynı zamanda Bill var arkadaşlar. Bill de bu kesme işlemlerini falan hallediyor. Bununla da daha kolay sızabilirsiniz içeriye. Johnny var arkadaşlar. Johnny'de de araç var. 7 kutuyu da direkt almanızı sağlıyor. Bunu da göstereceğim diyemem. Bunu gösteremem pardon. 5 altın eksiğimiz var maalesef. Bölgeye gezelim. Bölgede güzel motorlar var. Şu motor mesela benim için çok güzel. Hem klasik duruyor hem de böyle çok yapmacık durmuyor. Bazı motorlar çok yapmacık duruyor ya. Şu siyah da güzelmiş aslında parlayınca. Bakalım başka motor var mı? Şurada bir kasa var. Kasaya bakabiliyor muyuz? Bakamıyoruz bu kasaya. Belki ilerleyen süreçte. Dediğim gibi bir de sezonlarda haftalık görev değişimleri de oluyor. Onları da takip etmemiz lazım. Burada bir araç yığını var. Dediğim gibi ya bunlar şey, karavanla mesela kamp yapıyorlarmış gibi güvenli bir bölgeyi çevirmişler. Burada da el var. Elde de bu takas işlemlerini yapabildiğiniz yer arkadaşlar. Store. Burada bir de aynı zamanda bazı değişiklikler de yapabiliyoruz. Ama şu anda göremiyorum. Neden? Burada mesela 700 tane motor rozetine bize farklı bir çanta da veriyor. O şu anda açık değil. Bu arada bunun motoru da biraz çok cafcaflı ama gerçekten güzel bir tasarım olmuş. Burayla işimiz de bu şekilde bitti arkadaşlar. Birazdan da görevlere başlayacağız. Farklı yerleri görmüş olduk. Sizlere önce Stilt'in canlı versiyonunu çekeyim. Sonrasında da şey yapalım. Assault'a geçmeden önce, yani Bamgüm'e geçmeden önce günlük görevleri, haftalık görevleri bugün buradan vereyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalı takip etmeye devam edin. Bomba gibi sezon videoları ve bilgileri gelecek. Instagram mutlaka takip edin. Günlük görevler her gün sabah orada arkadaşlar. Oradan da 20 puan yapıp her gün bir ödül ekstradan alabilme ihtimaliniz var. Lütfen takip edin. Bu arada gittiğimiz yerlerden ödülleri mi aldık? Ha yok, daha Katana'nın ödülleri falan. Alalım onları da. Dursun, nasıl olsa premium almayacağız. Son olarak şeyi de söyleyeyim size. Premium gerçekten tavsiye etmiyorum. Yani geçen sefer bana çekilişten çıkmıştı. Şunu alacağız. Bizim için önemli olan burada bu Farmer motoru alacağız arkadaşlar. Bununla çiftçi gibi gezineceğiz. Çok güzel değil mi? Arkada süt bidonu da var ya. Mükemmel olmuş. Bunu alacağız hep beraber. Takip etmeye devam edin. Yorumlarınızı bekliyorum. Yağsın yorumlar.